Mühim olduğunu söylemişsin. Mesele ne diyeceğim ama... Zannediyorum ne olduğu belli. Daha evvel öğrendim sultanım. Zaten bu yüzden sarayınızdan ayrılmıştım. Neler oluyor? Güfem Hatun sana olanı söyleyeyim. Şehzade Mustafa tahtı ele geçirmek için geliyor. Hayır. Bu mümkün değil. Olamaz. Şehzademiz isyan etmez. Güfem Hatun hünkârımıza pusu kurulmuş. Yaralı olduğunu öğrenince bu fırsatı kaçırmamış. Sen ne diyorsun Hürrem? Hünkârımız yaralanmış mı? Mustafa Paşa teyit etmeye çalışıyor. Fakat ben sağ salim döneceğine eminim. Allah'ım sen koru hünkârımızı, bize bağışla yarabbim. Amin. Derhal Mustafa Paşa'ya haber yollayın. Kendisiyle konuşmak istiyorum. Hürrem. Şu an neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Ama için rahat olsun. Bu meseleyle bizzat ben alakadar olacağım. Sizi tutacak değilim sultanım. İnşallah bu ihanete dur dersiniz. Hünkârımızın ve evlatlarımın akıbeti belli değil. Şehzade Mustafa orduyla üzerimize geliyor. Ve siz telaş etmeyin diyorsunuz. Hürrem. Mustafa hakkında söylenenler doğru olsa bile... o sana ve şehzadelerime asla zarar vermez. Sultanım siz teamülleri benden iyi bilirsiniz. Şayet hünkârımıza bir şey olursa... Şehzade Mustafa ilk iş... evlatlarımın katlini emredecek. Sen sakin ol. Ve benden haber bekle. Fariye Hatun bize uyku yok artık. Gece gündüz şehzadelerimin başında bekleyeceksin. Şu vaziyette kimseye güvenemem. Merak buyurmayın sultanım. Gözüm gibi bakacağım şehzadelerimize. Sümüla ne yaptı? Mektubu yolladı mı? Çıkalı epey oldu sultanım. Yollamıştır. Böyle çaresizce beklemek beni mahvediyor. Kim bilir ne vakit hünkârımızdan haber alacağız. Mihrima. Herkesin payına bir şey düşüyor. Bize düşen de sabırla beklemek. Sakın umudunu kaybetme. Bir an bile şüpheye düşme. Emin ol düşmanlarımızın isteği bizi zayıf görmek. Hürrem. Sultanım yeni bir şey mi öğrendiniz yoksa? Hayır. Ben sadece paşayla konuştum. Her ihtimali düşünmemiz gerek. Şehirde her an bir isyan çıkabilir. Ya da... neler olabileceğini sen biliyorsun. Derhal şehzadelerimiz için tedbir almak lazım. Aklınızda ne var sultanım? Şehzadelerim Cihangir ve Bayezid'i bana ver Hürrem. Benim yanımda kalsınlar. Hayır sultanım, ben evlatlarından ayrılmam. Böyle bir mevzuda hissi davranmak olmaz.
Mustafa'yı bilmiyorum. Fakat Mahidevran'ın neler yapabileceğine dair sana söz veremem. Ayrıca Hatice'nin öfkesi malum. Hünkârımızdan kat'i bir haber gelene kadar onları ben koruyacağım Hürrem. Hayır sultanım, buna müsaade etmem. Senden müsaade isteyen kim? Onlar benim kanımdan. Akıbetlerine sen değil ancak ben karar veririm. Sultanım, en azından bana biraz vakit verin. Bunu düşünmek istiyorum. Tamam. Bu gece düşün. Yarın sabah gelip alacağım çocukları. Sultanım. Bu bir imtihan. Hepimiz için bir imtihan. Kimler dostumuz, kimler düşmanımız ortaya çıkacak. Zor günlerimizde yanımızda olanlar dostlarımızdır. Karşımızda olan da düşmanımız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sultan Süleyman Han geri dönecek. Ve o gün geldiğinde birçok insanın kellesi gidecek. Duyunca çok üzüldüm. Allah hünkârımızı başımızdan eksik etmesin. Amin hünkâr, amin. Senin gelmeni istedim zira Rüstem Paşa'dan haber alamıyorum. Sana mektup yazdı mı hiç? Gittiği günden beri bir satır bile yazmadı. Yazmaz da zaten. Hali nicedir bir malumatım yok. Hünkârımıza bir şey olduysa mutlaka bana haber gönderirdi. Öyle değil mi? Öyle de sultanım, Sümbül'e pusu kurulmuş dedi. Ne malum Rüstem'in de başına bir şey gelmediği? Ya da... Ne? Rüstem rüzgarı nereden eseceğini çok iyi bilir. Size bir mektup yazmadıysa elbet bir bildiği, hissettiği ya da hesap ettiği bir şeyler vardır. O ne demek şunu Nigar? O da mı ihanet içinde? Sultanım, siz Rüstem'i benden daha iyi tanıyorsunuz. Kendi menfaatleri için her şeyi yapabilir. Şah Sultan evlatlarımı istiyor. Onları kendi koruyacakmış. Eminim öyle yapacaktır. Şehzade Mustafa tahta çıkarsa olacakların önüne kimse geçemez. Evlatlarınızı teslim etmeye mecbur kalırsınız. Tavsiye ne? Evlatlarınızı kendi ellerinizle teslim etmek pek acı olur. Ama başka da bir çareniz yok. Şah Sultan kandan gelen gücünü kullanacaktır. Ama bir yol daha var. Neymiş o? Şehzade Mustafa tahta çıkmak niyetinde. Ama önünde birkaç günlük yol var. O gelene kadar başka biri tahta çıkabilir. Öyle değil mi? Mesela Şehzade Beyazıt Hazretleri. Oğlumu tahta çıkarmamı istiyorsun? Sultanım, iki yolunuz var. Ya Şehzade Mustafa tahta çıkar ki bu vaziyette iki evladınızı boğdurur, muhtemelen sizi de sürgün eder. Ya da bütün bu felaketler onların başına gelir.
sultanım. Sultanım. Sabah yolladığımız ulak öldürülmüş. Cesedini hasbahçede çalılıkların arasından bulmuşlar zavallının. Sümbül nasıl olur bu? Ben sana gizlice hallet demedim mi? Vallahi ben de nasıl oldu anlamadım. Sizden benden başka bilen yok ki. La havle ve la kuvvete illa billah. Sultanım, belli ki Şehzade Mustafa taraftarları çevrenizi sarmış. Attığınız her adımdan haberdar oluyorlar. Eyvahlar olsun sultanım. Ne yapacağız şimdi? Siz beni yalnız bırakın, ben biraz düşünmek istiyorum. Emriniz olur sultanım. Benim söylediklerimi de düşünün sultanım. Fazla vaktiniz yok. Bir an evvel karar vermeye mecbursunuz. Nigar, ben bir karar vereceğim. Doğru mu olur, yanlış mı? Bunu bilemem. Ama mutlaka bir karar vereceğim. Ey gökleri aydınlatan illa, ey yeryüzünü nurlandıran Rabbim, benim dertli halimi gör, feryadımı, iniltilerimi dinle, işit. Yüzlerce beladan kaçtım, senin merhametine, inayetine sığındım. Merhamet elini evlatlarımdan esirgeme, onları her türlü beladan, şerden sakla. Koru ya Rabbim. Mihriman, neredesin sen? Benden habersiz nasıl haremden çıkarsın? Şah Sultan'ı görmeye gittim. Koruyacağına söz verdi. Sabah almaya gelecek. Ne olur izin verin. Onun yanında emniyette olacaklar. Mihriman, benim ayıp parçam. Sana ne dedim? Benden başka kimseye güvenme. Güvenme. Bundan sonra ne olacak sultanım? Dün akşam söylediklerimi düşündünüz mü? Düşündüm Nigar. Ve bir karar verdim. Sultanım. Hürrem. Ne işi var bu hatunun burada? Sultanım kendisi. Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa'nın zevcesi. Hareme gelip gitmesinde bir sakınca yok. Ne hali varsa görsün. Nazlı Hatun, şehzadelerim hazır mı? Çağırın gelsinler. Şehzadelerimiz burada değiller sultanım. Ne demek burada değiller?
Hürrem. Sultanım, bu meseleyi etraflıca düşündüm, taşındım. Evlatlarımın akıbetine ancak ben karar veririm ki verdim. Onları saraydan çıkardım. Hünkârımız dönünceye kadar sadece benim bildiğim bir yerde kalacaklar. Sen kimi kimden kaçırıyorsun Hürrem? Onlar hanedan mensubu. Benim kanımdan, canımdan. Bu ne cüret? Sultanım, iyi niyetinizden şüphem yok. Fakat teamüller belli. Şehzadelerimi saklayarak hem onları hem de sizi koruyorum. Sen kimi kandırıyorsun Hürrem? Neyin peşinde olduğunu biliyorum. Aklınca Şehzade Mustafa gelmeden kendi oğlunu tahta çıkaracaksın. Sultanım, beni başkalarıyla karıştırmayın. Benim adım Hürrem. Ben hünkârımıza ebedi bir aşk ve sadakatle bağlıyım. Nefes aldığı müddetçe o tahtın yegane sahibi Sultan Süleyman Han'dır. Değil Şehzade Mustafa. Kendi evladım dahi olsa cesedimi çiğnemeden tahta oturamaz. Allah korusun. Ya nefes almıyorsa Hürrem? O vakit ne yapacaksın? Bu karanlık ihtimali aklınızdan çıkarın sultanım. Bu mümkün değil. Zira hünkârımızın nefesi benim. Ve ben eğer karşınızda duruyorsam, ayaktaysam, emin olun hünkârımız da öyledir. İhtimallere bel bağlayamayız Hürrem. Derhal şehzadelerimin nerede olduğunu söyleyin bana. Yeğenlerim nerede? Hata yapıyorsun. Onları kendi elinle ateşe attın. Her türlü melanet kol gezerken onları nasıl saraydan dışarı çıkarırsın? Eğer başlarına bir hal gelirse, vebali senin boynuna. Sultanım. Mustafa Paşa. Sultanım, size hayırlı bir havadisim var. Şükürler olsun. Hünkârımız yaşıyor, sıhhatleri gayet iyi. Kendilerinin Avlonya'ya varmak üzere olduğu haberini aldım az evvel. Allah'ım sana şükürler olsun. Şehzadelerim, onlar nasıl? Şehzadelerimiz de iyiler sultanım. Bu hayırlı havadise Şehzade Mustafa'nın da öğrenmesini sağlayacağım. Zannediyorum bu kendilerini durdurmaya yetecektir. Şehzade Mustafa kalkıştığı bu ihanetin bedelini ödeyecek paşa. Derhal vaziyeti hükârımıza bildirin. Evladının tahta yürüdüğünü bilmeli. Emredersiniz sultanım. Validem, merak ettim. Babamdan bir haber var mı? Yaşıyor Mirim. Babam da kardeşlerinde yaşıyor. Saatleri de yerindeymiş. Kabus bitti Mirim. Bize kabir azabını çektirenler düşünsün şimdi. Bu ihanet yanlarına kalmayacak. O halde artık Beyazıt ve Cihangir'in saklanmasına lüzum yok değil mi? Ne olur ne olmaz. Bir iki gün sabredelim. Şehzade Mustafa belki durmayacak, bilmiyoruz. Sultanım. Sultanım. Sümbül Ağa, sen ne yapıyorsun burada? Sultanım. Az evvel düzgün ağa geldi. Birden çıkmışlar önlerine. Sanki biliyorlar gibi. Evlatlarım nerede? Sultanım. Eşkıya yol kesmiş. Kaçırmışlar. Fahriye Hatun peşlerinden gitmiş.
düzgün adı haber vermek için gelmiş.